Evet sevgili izleyenler, Orkan Azizov'un gösterisini beğendiyseniz bire, beğenmediyseniz ikiye basıyorsunuz. Efendim sizler de biliyorsunuz ki ben... Ne oluyor ya? Sen hangi konuşmaya girdi? Ben bir dans hocam olmadan buralara kadar geldim. Benim dur, hiçbir zaman dans hocam olmadı da. İkinci turda da sizlere söyledim. Dur, Eser abi, şey hocam, Orkan konuşmaları var. Efendim bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Orkan. Sizler de biliyorsunuz ki benim hiçbir zaman dans hocam olmadı. O cümleyi hazırlamışsın. Sen bu konuşmayı birebir ezberlemişsin. Bir dakika tamam, baştan başlasana. Efendim sizler de biliyorsunuz. Pardon. Evet. Lütfen bölmeyelim. Buyur baştan başla kardeşim. Efendim sizler de biliyorsunuz. Tamam. Sizler de biliyorsunuz ki ben... Ama efendim unutursan anlayamayız. Yok onu dedik. Tamam. Son başla ondan sonra devam et. Karışmayacağım bu sefer. Efendim sizler de biliyorsunuz. Evet biliyoruz ki. Sizler de biliyorsunuz ki benim hiçbir zaman dans hocam olmadı. Olur. Yani ben dansı internetten öğrendim. Bir dans hocam olmadan kendimi... Bir dans hocam olmadan kendimi yalnız bu kadar geliştirebilirim. Bu kadarla yetinme bence. Oğlundan çok daha iyi olabilirsin. Dans hocanın olmamasının arkasına sığınma. İnternet dediğin şey en iyi videolara, en iyi hocaları izlersin. Halledersin. Kendi gelişmeninde hiçbir zaman memnun olma. Hep daha ileriye. Olur mu? Koskoca adamlar var. Biriniz eğitemediniz mi çocuğu ya? Yakınıyor devamlı çocuğu. Efendim, dans hocam yok diyor. Bunlar benim hiçbir zaman dans hocam olmadı. Olamazlar zaten. Yani niye? Onlar olamazlar mı? Senin hocan olamazlar. Yani tam o kadar bilmiyorlar. Olabilirlerdi ama ben kendimi böyle geliştirebileceğimi hissettim. Tamam. Herkes kendisinin hocası. Olsun dedin. Arkadaşlara da teşekkür ederim ki benim dans hocam olmadığına karar verdiler. Dans hocam olmadığına göre beni kırmadılar ve benim grubuma katıldılar. Orkan senin yaşın kaç? 10. 10. Arkadaşlar dediğin bu kazık kadar adamları mı söylüyorsun? Siz hocalar mı yetiştirdi sizi? Kendiniz mi yetiştirdiniz? Sizler nesiniz? Evet abi. Hep kendiniz yetiştirdiniz. Evet. Hoca yok. Hiçbirinize hoca yok mu? Yok. Hep kendiniz yetiştirdiniz. Evet. Evet efendim sizler de biliyorsunuz ki... Hiçbir hocası olmadan bakalım Orkan Azizov kaç puan almış seyircimizden? Esmin güzel yüreği sayesinde buralara kadar geldim. Yok, İlk turda bana altın tona bastığı için ona çok çok teşekkür ederim. Sizlere de Seda ablaya da. Tebrikler kardeşim. İnşallah kendi sayende de çok daha iyi yerlere geleceksin. Hiç hocan olmasa bile bu işten çok güzel ileride kendi işin gibi yapacaksın dansı. Alkışlarla uğruyoruz. Tebrik ediyoruz Orkan'ı. Muhteşem bir gösteri. Yani bu kadar güzel olabilir.
Evet sevgili izleyenler, Natalia Efe'nin performansını beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Abi kim? Şu mu? Evet, benim kim? Kanka. Evet kanka. Çalışıyoruz beraber. Beraber birlikte yapıyorsunuz, evet, gösteri. Bu gösteri yapıyor muydunuz? Evet. Ya daha önce, çok güzel. Yok, ilk defa burada yaptık. He bunu? Evet. Aa, ama daha önceden bir tecrübeniz var herhalde. Yok canım. İlk defa ben onlara dokundum. Hiç bilmiyorum. Ay şaka bilmiyorum yapıyorsun. Yok canım. Evet, bir hafta yani. Yalan demeyeceğim, 9 gün prova yaptık biz. Çok iyiydiniz o kısmet zaman ya. Bakalım seyircimiz ne puan vermiş. Gelsin bakalım Natalia Efe'nin puanı. Nerelisin asıl KG? Afrika. Afrika. Sen nerelisin? Nereden gelirsin? Antalyalı. Antalyalı. Ne kadar bir araya geldiniz? Dans için mi geldiniz bir tek? Evet. Hiç muhabbet yok yani aranızda. Sadece dans mı ediyorsunuz? Yani bir okey oynama falan gibi. Nasıl ya? Ne muhabbet oldu çocukların ya? Aldınız ama puanlar yükseldi tabii. Tebrik ediyoruz. Şahane bir performans. Sinele kadar geldiniz. Alkışlar tekrar alıyoruz. İmkansız nedir? Birçoğunuz bu soruyu günlük hayatta birbirinize sorarsınız. Hatta belki de bazı şeyleri kendiniz için imkansız görürsünüz. Bugün burada İmkansız diye bir şey olmadığını size göstereceğim. İzninizle yanınıza gelmek istiyorum. O arada sizlere resim kağıtları gelecek ve benim de masamı alabilirsek. Bu çekiç kimin için? Orası da sürprizimiz olsun. Merhaba Ali Bey. Ne haber abi? İyilik, sizler nasılsınız? Şöyle bir şişemiz var. İçinde de bir tane zarfım var. Önceden hazırladım. Bunun sizin gözeteminizde kalmasını istiyorum. Şöyle size resimler dağıtıldı ve kalemler dağıtıldı. Şimdi 10 saniye içinde bana göstermeden aklınıza gelen ilk şeyi çizmenizi istiyorum. Başlayabilirsiniz hemen. Genelde insanların aklına gelen ilk şeyler onların bilinçaltında en çok olan şeylerdir. Bugün resim çizecek jürilerimiz ve ben hangi resmin hangi jüriye ait olduğunu tahmin edeceğim. Resimleriniz bitti mi? Dur, dur daha yeni, yeni başladılar ya. Biraz hızlanırsak kolay bir şey olsa. Elini niye kapatıyorsun, ben onu anlamadım. Bak bizimki. Allah'ım ya Rabbim. Bitti ya mi? Ben iyice ne saçmalamaya başladım. Evet. Şimdi Seda Hanım, iki resmi siz elinizle toplayarak bana göstermeden kucağınızda tutar mısınız? Tamam. Evet. Dönüyorum artık, bana göstermeyin. Şimdi ama bunu ben de tahmin ediyorum. İstediğiniz bir tanesini bana verir misiniz? Bana göstermeyin diyor, döndürüyorsun abi. Bakmasın. Zaten bir şey anlaşılmıyor şöyle, ki resimlerinizden. Bu bir tavşan ve ev sanırsam değil mi? Tavşan mı? Tavşan ve ev mi? At arabası bence. Eser bu abi, bu çizim çok güzel gözükebilir. Ama bence bu çizim size ait değil. Seda Hanım, bu çizim size mi ait? Ali abi çizdi. Ama sizin ikinize demiştim ben sadece. Tamam, olsun, seni ya dinlemek zorundayım. Tamam o zaman, bu resim size ait, evet, değil mi? Diğer resmi Eser abinin o zaman. Eser abi onu elinde tut, bana gösterme kesinlikle. Kaleminize ödünç İkiniz alacağım. İkiniz de ilkokul resimlerini çizmiş. Şimdi resmi düşünmenizi istiyorum. Hangi resim? Kendi resmi mi? Aynen, çizdiğiniz tamamdır. Şimdi çizdiğiniz şey kocaman bir hamburger mi? Evet ya da hayır olarak cevaplayın. Yok artık. Ya istediğim o ama çizdiğim o değil. Hayır mı yani cevap? Hayır. Sayın seyircilerimiz, benim de zaten tahminim hayırdı.
Evet. Şimdi ama ben buraya gelmeden önce bir zarfa bir şey çizmiştim ama öncesinde bütün Türkiye resminizi görmesi lazım. Eser abi bu nedir tam olarak? Dağın arasında güneş, nehir akıyor, köprü var, ha. Ev var bir de. Kısaca şöyle. Üçüncü köprünün yakınında bir ev istediğini herhalde. Evet. Kısaca şöyle bir evimiz var, dağımız var, nehir ve güneş. Evet. Değil mi? Bu da sizin resminiz. Teşekkürler. Şimdi bir çekicimiz vardı. Çok merak etmiştiniz Seda Hanım değil mi? Ali Bey şişemizi Seda Hanım'a verir misiniz? Yok canım. Benim resmim oradan. Eser abi çekiç senin görevin. Ne yapacağım? Kırmanı isteyeceğim. Neyi? Ama Seda Hanım'a bir şey olmasını istemiyoruz. Onun için biz biraz güvenlik... Yani, ama burada kırılırsa her şekilde birinize bakalım, bir şey olabilir. Çocuk anlatır. Nerede? Biraz güvenlik önlemleri aldık. Şimdi... Şöyle bir şeylerimiz var. Paketin içine koyacağım şişeyi daha rahat olsun diye. Sizce doğru tahmin yapmış mıyımdır? Yani yaparsan helal olsun demekten başka. Yani bu resmi mi çıkacak içinden? Ben tahmin yaptım. Sizce doğru mudur? Doğruluk şansı var mı bunun? Bence imkansız. İmkansız. Seda Hanım sizin de tahmininizi alalım. Bundan iyi. Adam imkansız diye bir şey yoktur onu göstereceğim dedi. Demek ki içinden çıkacak. Nasıl biliyorum? Tamam o zaman. Şimdi tahminimi alacağız. Önce paketimizi alalım. Şöyle şişeyi paketin içine atarsak. Paket boş mu ona da bir bakarsak? Bakayım. Boş. Boş tamam atalım içine. Attım. Şimdi şunu içine de koyalım. Hafifçe kırmanızı isteyeceğim ama kırarken bir şey olmasın diye şöyle kapatacağım. Şuraya vurursanız hafifçe kırılacaktır. Şuraya mı? Evet. Kırıldı şuraya mı? Biraz daha sert. Masayı kıracak Allah. Biraz daha sert. Oluyor mu? Masayı evet, kırıyorsunuz evet. Ya. Vuruyorsanız evet. Bir tane daha. Vuruyorum. Evet. Şuraya tamamdır. Kırıldı mı? Evet kapağından kırık var. Şöyle bir zarfım vardı. Zarfımı almanızı isteyeceğim. Evet. Açar mısınız? Aç içindeki kartları bana verir misiniz? Ya, sana veririm. Evet. Şimdi iki tane tahmin yapmıştım. İlk tahminim Seda, tavşan, ev. Nasıl? İkincisi eser. Yine doğru. Şimdi sahnede devam etmek istiyorum gösterime. Ne doğru? Elma diyor burada, elma yok ama. Yani şöyle göstereyim. Hani ağaç, elma falan. He. Ağaç. Şuradaki resimdeki gibi. Şimdi sahnede devam etmek istiyorum gösteriye. Benim de... Bir dakika ben anlamadım. Şunu niye karambola getirdin? Olmadı oğlum bu. Sen güneş çizmişsin ama aslında elma çizdin diyor. Benimkini nasıl bildi? Seninkini bilemedi. Şimdi asıl gösteriye geçeceğim. Bu biraz atıştırmalık bir şeyler olsun istedim. Şu göz bandıyla gözümü kapatacağım. Hiçbir şey göremediğimden emin olmanızı isteyeceğim. Onun için de bu koltuğa da aynı zamanda ters oturacağım. Şimdi jürilerimize dörder tane kitap gelecek. Onlar gelsin. Ben de orada gözümü kapatayım. Gözlerimi kapattım. Şimdi sandalyeye ters bir şekilde oturuyorum. Hiçbir şekilde göremediğimden emin olun. Neyi? Neyi göremiyorsun? Sizleri. Hiçbir şey göremiyorum. Kitaplar geldi mi? Geldi. Şimdi kitapların rengi farklı ve kalınlıkları da farklı. Birbirinden farklı değil mi? Evet, farklı. Şimdi birini seçer misiniz? Seçtiğiniz kitabı havaya kaldırın lütfen. Tamam, şimdi o kitaptan istediğiniz bir sayfayı açın. Kaçıncı sayfayı açacaksınız şimdi karar verin. Kaçıncı sayfayı açmak istiyorsunuz? Söyleyelim mi? Söyleyin lütfen. Dinliyorum. 134'ü açmak istiyorum ben. 134. Yuh. Sayfa. Ha ben Eser abi 134. sayfada bir satır seç. Kaçıncı satır ben olsun? Tamam kaçıncı satır? Bir 8. 8. satır. Şimdi 8. satırda bir kelime seçin. Kaçıncı kelime olsun? 4. 4. 8. satırda 4. kelime. Evet. Şimdi onu yuvarlak içine almanızı isteyeceğim. Aldınız mı? Aldım. Şimdi kelimeye odaklanır mısınız? Kelimeye odaklanın. Evet. Kelimenin çizdi. Sonunda bir tane ek gibi bir şey var. Doğru mudur? Evet. Bu ek dağ eki mi? Evet. Dağ'ı atarsak geriye 6 harf mi kalıyor? Evet. Kelime ilk harfi D mi? Evet. Kelimenizi hissediyorum. Kelimeniz dışarıda mı? Bravo kardeşim dışarıda. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edeceğim. Bu sefer gönüllüye ihtiyacım var. Eser abi ayağa kalkar mısın?
Benim... Eser biraz... Evet. Benim bel bugün... Abi sorunlu... adam ayağa kalkamaz, beli ağrıyor. Kalktıktan sonra sağa dönmenizi isteyeceğim. Biz bana bak, salonu boşaltalım, bu sabaha kadar konuşsun. Gidelim abi, biz buradan bu konuşsun, evet. Anlatsın ya. Senin için kalktım kardeşim. Eser abi şimdi sağ tarafa döndükten sonra... Adam beli ağrıyor diyoruz, sağ tarafa... Evet, döndüm. Şimdi gönüllü almanızı isteyeceğim. 5 tane bay ama elini kaldıran, gönüllü olmak isteyen yakınlardan. Yakınlardan. Eser abi yakınlardan olmasına dikkat edelim. Sen de çık. Sen de çık abi. Kaç oldu? 4. Çık abi. Yakınlardan lütfen. 5 mi? Yakınlarda dedi abi. Bunun için beni niye kaldırdın oğlum? Ben bunu oturarak da seçerdim ben. Beş değil mi? Seçilen kişileri şimdi jüri masasının önüne davet ediyorum. Nereye? Nereye? Jüri masasının önüne gelsinler. Gel, jüri masasının önüne gelin abi şöyle. Gel abi. Şimdi beş bu beş kişiden üçünü seçer misin? Üçünü? Evet. Neye göre, kime göre üç? İstediğine göre. Tamam. Bir, iki, üç. Birer atlayarak. Seçilenler 3-4 adım öne çıkabilir mi? Çık abi, buraya çık. Artık sal gitsin. Gel abi. Allah'ım evet. Ya Rabbim, böyle şey çıktı görmedim. Çıktı abi. Sen gösteriyi başar diye perişan oldu salon. Evet. Şimdi bu 3 kişi, geri kalanlar otursun, o ileri çıkmayanlar. Onları alkışlarla yerlerine oluyoruz. Alkışlarla yerinizi alıyoruz. Evet. Şimdi öne çıkanların 3'ünden birini seçer misiniz? 3'ünden birini. Seçtim. Şimdi seçilen kişi kalsın. Tamam. Diğerlerini yerine uğurluyoruz. Bravo arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Adınız nedir? Ali. Ne? Ali. Ali. İki tane Ali Bey'imiz oldu bu arada. Ali Bey, şimdi yanınızda telefonunuz var mı? Hayır. Siz değil, diğer Ali Bey. Bende var. Sizden bahsediyorum. Var mı? Var. Onu Eser abiye verir misin? Ver abi. Şimdi Eser abi telefonu aldın mı? Aldım kardeşim. Girmeye çalışır mısın? Herhangi bir pin, şifre gibi bir şeyle karşılaşacak mısın? Herhangi bir pin ya da şifre geldi mi? Evet, pin. Şimdi telefonu elinde tutup odaklanır mısın buraya? Sırasıyla. İlk rakam 2. İkincisi 5. Üçüncüsü daha yüksek bir rakam 8. Dördüncüsü 0. Deneyip girmeyi dener misin? Eser abi. Eser abi. Seyirciyi tamamen kendi öz seçiminle seçtiğini kabul ediyorsun, evet, değil mi? Evet, her şeyi ben seçtim abi. Şimdi telefonu seyirciye geri verelim. Kimsin oğlum sen? Bir dakika, valla ben seçtim. Nereden? Tanışıyoruz musun? Eser evet. Abi, bir dakika. Şimdi seçilen seyircimiz olan Ali Bey mikrofonda mı hala? Evet, mikrofonda. Şimdi yanınızda hiç nakit paranız var mı? Var. Şimdi onu Seda Hanım'a verir misiniz? Ya abi, ben vazgeçtim. Seda Hanım, onu elinizin avucuna tutar mısınız? Tamam. Bir kaç liraydı? 5 lira. 5 lira. Seda Hanım, bir şey hissetmek istiyorum. Üstünde bir rakamlar var. Seri kodu sanırsam. Evet, söyle. Doğru bakalım. Mudur? Şimdi odaklanıyorum. Odaklan. B 5 2 5 6 8 0 3 7 4. Doğru mudur? Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Bu parayı... Seyircimizi yerine uğurluyorum. Bravo. Gördün mü? Bugün rastgele bir kişi seçtik. Onun hem şifresini hem parasının seri kodunu bildik. Bence bugün imkansıza ulaşmış bir gösteri sergiledim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hakikaten. Evet arkadaşlar, Şahin Akkaya'nın gösterisini beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Yani ben şu gösteriye şöyle bakarım. Benim çizdiğim resmi yapamadın abi. Onu tahmin edemedin. Ama onun dışında ben seçtim. Ben çıkardım. Gerçekten benim istediğim adamın cep telefonunun pilini bildi. Parasındaki barkodu bildi. Ya hadi bakalım. Bakalım. Bakalım, bakalım imkansı başarıp
ilk ona girebilecek mi Şahin Akkaya? Şahin, tebrik ediyoruz. Finale kadar geldin. Genç bir arkadaşımızsın. Yolun çok açık. Alkışlarla Şahin'i uğurluyoruz. Tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler, Farhut Kademi'nin performansını beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Ali abi, altın butonunla geldi kardeşlerimiz. Ya ben sizi altın butonla şey yapmışım değil mi? Evet, aynen öyle. Kim, ikiniz mi vardınız o zaman? Yok, başka arkadaşlar da geldik. Bu sefer başka bir performans, başka bir arkadaş getirdim. Bir kişi daha mı vardı? Evet, iki daha arkadaşlarımı getirdim. Ha, bu sefer böyle geldiniz. Aynen. Peki. Evet, finalde 34 yarışmacı. İlk 10'a kalanlar SMS'e çıkacak biliyorsunuz. Bakalım çıkabilmiş mi kardeşlerimiz ilk 10'a? Gelsin yüzdesi. Ayaklarınıza sağlık. Finale kadar geldiniz. Siz finali görmüş bir ekipsiniz.
Alkışlar Farhut Kademi'ye gelsin. Abdurrahman Sait. Evet. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Finaldesin. Finalde. Heyecanlı mısın? Biraz. Biraz. Final gösterisini yapmaya hazır mısın? Hazırım tabii. İki tane gösteri yaparım. Bir tane sizin yanında yapacağım. Tamam. Bir tane sahne gösteri daha yaparım. Buyur, sahne senin. İzliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sizin yanında geleceğim. Buyur. Merhaba. 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 İyi kardeşim. Merhaba. Sen nasılsın? Merhaba. Şimdi iki tane bir sırası oyun kartları var. Karışık. Tamam mı hepsini? Evet. İki tane kart seçmeni gerekiyor. Seda Hanım, istediğin kartı dokunabilir misin? Dokun, sadece dokun. Dokunma. Bu mu? Tamam, bak kartına. Evet. Sen de kalsın. Tamam. Tamam, biraz sonra kullanacağım. Siz de aynı şekilde istediğin kartı dokun. Bu mu? Evet. Tamam. Siz de baksın. Evet. Kamera göstereyim. Ben bakamayacağım. Hatta kamera... Seyirciye mi göstereyim? Evet, seyircilere göster. Bakamayacağım. Tamam mı? Arkaya doğru göstereceksin galiba. Evet. Öyle mi? He, öyle geriye doğru göster. Ha, ha. Oldu mu? Oldu, oldu. Oldum. Sana şimdi, güveniyoruz. Bakmadın inşallah. Bakmadım, yok. Bravo. Şimdi elinden bir şey çizeceğim. Düzgün bir şey çiz oğlum. Elini kolunu öyle hareket yapma bize. Sizin kartını bakayım bir saniye. Senin seçtiğin kartı maça yedi. Değil mi? Kart? Evet. Maça yedi. Doğru mu? Maça yedi. Kolunda çizdi vallahi çocuk. Nereden bildin? Ama... Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir tane kart değil. Bu bir tane bir deste. Şöyle yaparım. Bu bir deste. Şimdi sizin kartı çizmeyeceğim. Bak nasıl ne yapacağım. Bu desteye tutarım. Biraz sallayacağım. Bir tane kart çıkacak. O ne? Bu kart. Karo 2. Sizin kartı değil mi? Evet. Deste. O neymiş ya? Ya bu nasıl oldu? Bu çizgi zaten. Ben de bir şey yapsam başka bir şey çıkar mı yok, acaba? Yok, çıkmıyor. Çizgi. Wow. Helal olsun. Şey. Çok iyi. Benim sahneye gösterişim de yaparım. Tamam, buyur tamam. Sahneye Abdurrahman. Tamam. Hoş bir şey yaptı. Hoş değil mi? Evet. Hoş. Kolu sallaması enteresandı ya. Evet. Ne yetenekler var gibi görüyor musun Ali abi?
Evet, Abdurrahman Said'in gösterisini beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Ali abi. Yani beğenmemek elde değil ya. Bence mükemmel bir şey ya. Hem bu burada yaptığı o kol şeyi, hem o inanılmaz şaşırtıcı geldi bana. Mükemmel. Ben hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Gören var mı arkadaşlar? Ben görmedim ya. Şöyle tutuyor orada mı, içinden şey çıkıyor filan falan. Mükemmel. Teşekkür ederim. Seda? Çok güzel. Ben Ali abiye katılıyorum. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. O kadar heyecanlandım ki gördüğümde anlamaya çalıştım. Bakıyorum etrafa, nerede bir şey var, nereden oynatılıyor, nasıl, hiçbir şekilde anlayamadım. Kameranın yanında yaptığın görüntü çok yakındı zaten, hani ya, hareketi nasıl, yani ne, çok merak ediyorum. Sadece bana orası bir tık uzun geldi, yani tam kararında bıraksaydın hepimiz böyle şok olmuş kalacaktık. Evet, ben de çok beğendim. Finale yakışan bir gösteriydi. Bakalım seyircimizin yüzdesi kaç olacak bu gösteri için? Evet, Abdurrahman %75 ile şimdilik ilk 10'a giriyorsun. İçeride bekliyorsun bakalım. Final onlusuna kalabilecek misin? İnşallah. Çok alkışlar Abdurrahman'a gelsin. Alkışlamayı falan unuttum. Nerelisin asıl KG? Afrika. Afrika. Sen nerelisin? Nereden gelirsin? Antalyalı. Ne kadar bir araya geldiniz? Dans için mi geldiniz bir tek? Evet. Hiç muhabbet yok yani aranızda. Sadece dans mı ediyorsunuz? Yani bir okey oynama falan gibi. Nasıl ya? Ne muhabbet oldu çocukların ya?
istiyorsan. Evet sevgili izleyenler, Rize Street Workout'un performansını beğendiyseniz bile, beğenmediyseniz hikayeler. Adam nasıl bakışıyor? Beğendiyseniz bile, beğenmediyseniz ikiye basıyorsunuz. Ali abi, bu workout konusuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var gibi hissediyorum. Yo, geçen sefer de söylemiştim. Böyle yavaş yavaş hareket etmeleri falan, sunuşları hoşuma gidiyor. Fakat sanki birazcık uzadı gibi geliyor bana. Sanki böyle daha zor hareketler yapıp biraz daraltıp falan gibi bir şey mi olsaydı diye düşünüyorum. Ama bakalım Seda Hanım ne diyor? Ben de Ali abiye sonuna kadar katılıyorum. Final gecesi olduğu için sanki böyle en iyi hareketleri yapıp orada bırakıp biz de böyle sizi izlememiz gerekiyormuş gibi geliyor. Uzayınca... Uzuyor. Uzayınca uzuyor. Ama Rizeli kardeşlerimizin başarısı tabii ki de... Evet, yatsınamaz bir gerçek. Evet, evet bakalım Rize Street Workout'un bu performansı kaç puan almış? Arkadaşlar, finale kadar geldiniz. Maalesef olmadı ama çok güzel performanslar sergilediniz. Alkışlar Rize Street Workout'a gelsin. Finale kadar geldiler. Tebrik ediyoruz. Bu kadar güzel bir gösteri uzun zamandır izlememiştim. Teşekkür ederiz. Essa bola vai golar, monte que é monte pete vete, cuenta bola checa lá, cuera só fica na rede, na rede, na rede. Rola, rola. Lego.
Evet sevgili izleyenler, Cool Kids ekibinin final gösterisi ilk ona girsin istiyorsanız bile, istemiyorsanız ikiye basıyorsunuz. La 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 la. La, 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 la. Evet Seda nasıl buldun? Ya inanılmaz. Ağzım açık kaldı. Alkışlamayı falan unuttum sizi izlerken. Süper süper süpersiniz. Hem böyle dört büyüklerin hani takımların formasını giymeniz, birlik beraberlik. Ülkemizdeki yabancı futbolculara da bir gönderme var buradan bakıyorum. Senin ismin ne? KG. Nerelisin asıl KG? Afrika. Afrika. Ne zamandır burada yaşıyorsun? Türkiye'de? İki kez. İki kez yaşadı burada. Ama anladı adını falan. Türkçe biliyor. Çok yaşadı çok. Çok yaşadı. Çok yaşadı iki kez. Değişik oldu. Burada ne kadardır kalıyorsun? O söyleyeyim. Anlamıyor mu dedi mi sence? O kadar değil anlamıyor. Ha, o kadar değil anlamıyor. Anladım. Sen anlıyorsun. Sen sen nerelisin? Nereden geliyorsun? Antalyalı. Antalyalı. Sen niye böyle put gibi kaldın? Böyle bir kaldı. Mikrofonla. Sen arkadaşını tanıtsana. Diğer arkadaşın ismi ne? Jennifer. Jennifer. O nereden? O da Amerika'dan. O da Amerika'dan. Afrika. Oy, Afrikalı. Diğer arkadaşın? Ukrayna. O da Ukrayna'dan. Vay ekibe bak arkadaş. Süper ya. Ekip evet. Ya. Ben hatırlıyorum ya hikayelerini. Bir söylesene. Senle sen Jennifer'la kardeşsiniz değil mi? Okey anlaştık. Senle de sen kardeş değilsiniz. Değil mi? Ama anneleriniz tanışıyordu. Komşusunuz. Anneleriniz size öğretti bu dansları değil mi? Şimdi size sarılabilirim o zaman. Ya ben sarılacağım dayanamıyorum. Herkesin adına. Evet finalde hak mıyım? Kaybettiği çocuklarını dünya barışı için sarılmış. Dünya barışı için sarılıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlılar ya. Böyle Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çocukları gibi. Onların da evet. Böyle değişik değişik çocukları var Afrika'nın ya. Afrika'nın hangi ülkesinden geliyorlar acaba? Bilmiyoruz. Yok, Afrika diyor o kadar. Siz ha. Yani ya ben neyse, bir, ben çok ekibi merak ettim. Bilmiyorlar. Birbirini siz tanıyor mu? Ne kadar bir araya geldiniz? Kaç kere dans için mi geldiniz bir tek? Sadece dans için. Evet. İsimlerini biliyorsun, Afrika'yı biliyorsun, başka bir şey bilmiyorsun onlarla ilgili. Hayır. Hiç muhabbet yok yani aranızda. Sadece dans mı ediyorsunuz? Yani bir okey oynama falan gibi. Nasıl yani muhabbet olacak çocukların ya? Ya bir içeriden bir araya getiren bir anne kim? Anne getiriyor? Bir baksın bir anne kim? Baksın Alp ya. Veliler. Merak içindeyiz veliler. Ya. Bu çocuklar nasıl bir araya geldi abi? Ne oluyor burada? Abi bu şimdi Johannesburg değil mi? Hanginiz Johannesburglu? Güney Afrikalı hanginiz? Güney Afrikalı sen şimdi Johannesburg. Hah geldi anne geldi. Bak tutturdum. Şimdi ne yapayım ben başka? Hayır biz bu ekip nasıl bir araya gelmiş? Nasıl birbirlerini nasıl tanıyorlar? Ve bu gösteriyi nasıl hazırlamışlar birbirlerini görmeden? Buyurun. Ben mi söyleyeceğim? Onlar arkadaşlar. Hangisi arkadaş? Hepsini. Ne zaman tanıştılar? Emre Viray'a 3 yaştan beri, 2 yaştan beri arkadaşlar. Arkadaşlar. Birlikte dans ediyorlar. Diğer Afrikalı diğer kardeşler? Diğer kardeşler kaç sene önce siz geldiniz? 2 mi? Kimse birbirini bilmiyor. İkisini. 2 sene önce geldiler. Geldiler. Nerede tanıştılar? Aynı okuldalar. Hah ya. Kreşte. Söylesenize ya. Kreştik Antalya'da ya. Aynı kreşteler. Şimdi okulda, kreşte tanışmışlar. Nerede okulda da devam ediyorlar. Okul desene oğlum. Bu arada Raya Ukraynalı değil, Raya Türk. Türk. Ukrayna'dan bağlantı var mı? Onların annesi Ukraynalı, babası Güney Afrikalı. Johan. Johan. Johannesburg. Johan. Oh be. Emre Antalya, Raya da Antalyalı. Şu an ben rahatladım. Alp sen nerelisin? Ben fotoğraf çekmenizi bekliyorum. Çekin de gidelim gibi duruyoruz burada. Tam takım ayaktakiler ve oturanlar olarak. Çok tatlıdır. Adam Afrika'dan gelmiş. Ona her yer Trabzon bak. Ona da her yer Trabzon. Ona her yer Trabzon. Çok güzel. Onlar
normalde çok güzel konuşuyorlar da şaşkın kalmışlar böyle. Değil mi? Türkçe de biliyorlar çünkü. Biliyorlar mı? İngilizce, Türkçe, her şeyi biliyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Anneleri alkışlarla arkaya alıyoruz. Hadi güzel bir puan gelsin. Bakalım Cool Kids'in final puanı kaçmış? Gelsin. 77 aldınız. Çok güzel bir puan. Umarım ilk ona girersiniz. Alkışlarla arkada bekliyorsunuz arkadaşlar. Öpüyoruz dördünüzü de. Hoş geldiniz. Nasıl bir gösteri bekliyor bizi finalde? Farklı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Buyurun, sahne sizin. Teşekkür ederim. Mali, bak. Gel. Mali, al. Gel. Tamam. Bak, Mali. Sol, geri. Geri, geri, geri. Al. Mali, al. Hadi, gel. 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 Ay, gel buraya, gel, gel, gel. Tamam. Gel. Gel. Mali. Aferin sana. Tamam. Geri. Otur. Sol. Sol. Mali. Orta. Sağ. Geri. Sol. Bak. Mali. Geri. Vay. Mali. Geri. Geri. Bak. Mali. Geri. Gel. Geri. Gel. Sağ. Sağ. Geri. Sağ. Sağ. Geri. Mali. Sol. Otur. Bak. Ne? Abla. 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 Kalk. Mali kalk. Bak, kalk. Evet, bravo. Evet. Evet. Yürü, 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 yürü. Bekle. Bekle. Evet. Sol. Otur. Bekle. Mali. Dön. Çabuk, 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 çabuk. Dön, 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 dön. Çabuk, 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 çabuk. Bekle. Yat. Mali. Hey. Mali. Bak. Kalk. Bekle. Yavaş. Yavaş. Mali. Gel. Yavaş. Şş. Yavaş. Şş. Bekle. Yavaş.
Bekle. Hop. Aç. Hop. Hop. Hadi. Hop. Hop. Gel. Gel sol. 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 Evet. İlk bölüm buydu. Biraz dağıldı. Sebebi de sonunda aslında bir saldırı gösterimiz var. Onu arıyor. Isırılacak kişiyi arıyor. Bir yerden nereden çıkacak diye. O yüzden biraz dağıldı. Kusura bakmayın. Dağılmış hali buysa abi helal olsun ya. Ağır çekim yürür mü köpek dedin ya? Geri. Geri geri geri. Geri. Malih. Bekle. Burada biraz sessizlik rica ediyorum. Zor olacak biraz. Çıkalım Mali. Mı abi? Çık. Çık dedi sana hadi. Çık. Evet. Bekle. Ali, bekle. Yavaş. Evet. Ay bakamayacağım galiba. Yavaş. Geç, yavaş. Yavaş. Evet, bravo. Tamam. Yavaş. Evet. Yavaş. Yavaş. Evet. Yavaş. Bravo. Hiç böyle şey görmedim hayatımda. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. İnanılmaz bir şey. Evet, yavaş. Yavaş. Bekle. Vay arkadaş ya. Bekle. Ali otur. Kalk. Kalk. Kalk, Mali, kalk. Kalk. Evet, bravo. Hop. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir gösteri yaptı ki böyle bir şey görmedim yani hayatımda. Ben çünkü ilk gösteriye hayır demişim. Böyle bir şey yoktu galiba değil mi? Gel geri git geri falan falan vardı herhalde. Evet. Bu inanılmaz, ben hiç görmedim. Belki de ben görmedim. Yok. Siz gördünüz mü daha önce böyle bir şey? Olağanüstü. Ya inanılmaz bir şey yani. Yani işin açıkçası ben de görmedim. Abi nasıl yürür ya cambaz gibi Allah Allah. Yani ben bir şey merak ediyorum. Siz nasıl böyle bir şeye karar verip de onu onun üstüne, köpeği onun üstüne çıkardınız? Nasıl yani oldu bu? Yani şöyle ben 18 yıldır köpek eğitimiyle uğraşıyorum. Tabii köpeklerden neler yapabileceğini, insanla şöyle örnekleyeyim ya da insanlar neler yapabileceğini düşünerek bilebilirler, fark edebilirler fiziksel becerilerini. Ama köpekler neler yapabileceğinin farkında değillerdir. Ama onlara insanlar yönlendirirse, fiziksel olarak yeterliyse buna benzer şeyleri yapabilirler, evet. Peki şimdi şeye karar verelim. Üçüncü bölümü yapıyorsunuz değil mi abi şu an? Hı-hı, evet. Tamam, o zaman onu da izleyelim. Peki, teşekkür ondan ederim. Ondan sonra puanlamaya geçeceğiz. Fire!
Geri, geri, geri. Mali. Geri. Geri. Sol. Yat. Bak çantanın içinde bir şey eksilmiş mi? Şey yapalım. Evet. Allah Allah. Sol. O kıyafetle kıza saldırırsan böyle olur. Sol. Böyle mont mu olur ya? Ben bile giymiyorum. Temel Reis gibi. Hayır. Hayır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili misafirler, Murat Ali ve Mali'nin gösterisi ilk ona girsin istiyorsanız 1'e, istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz. Adın ne abi? Evet, Halil. Halil, sen de mi köpek eğitimcisisin? Böyle hep sana mı saldırtırlar böyle? Sen yani bu iş şey mi, bir özel bir şey var mı onun? Ya mesela aynı şeyi polis gibi giyinmiş arkadaşa versek ona da saldırır mı? Yok, fullback kıyafette ayrı bir eğitim gerektiriyor. Ha, böyle yapmak için de. Ha. Evet. Gider vallahi kol mol parçalarlar Seda. Senden hiç hoşlanmadı. Ahiret bak, sorularına geçebilirsin. Bakıyorum. Orada bir yanlış anlaşılma var eğer izin verirseniz açıklayayım. Öyle mi? Yani elbiseyle alakalı mesela orada saldıran her kim olursa olsun fark etmezdi. Yabancı birisi herkese saldırırdı. Tabii. Evet. Saldırır ama bir parçalar bir şey yapar yani. Yani ısırma yerleri... hayır sol. Isırma yerleri sabittir yani... Polis köpeği olarak ağırlıklı çalışıyor. Boyundan mı girer direkt? Sadece buradan ısırır. Nasıl? Başka hiçbir yerden bunu ısırmaz. Bunu siz mi öğrettiniz? Evet. Kaçan kişi ise yine onun tersinden buradan ısırır. Eğer karşıdan geliyorsa tehlike buradan ısırır. Başka hiçbir yerden ısırmaz. Benim neremi, nereden alacak pazımı, göbeğimi? Bir bakacak yağlı et her yere girecek böyle. Oh, Allah oh, bugün karnım doydu. Mali, adamsın ha. Ben diyorum ben. Mali, oğlum sen cambaz mısın lan? İpte nasıl yürürsün ya? Mali, gerçekten bu sahnede çok fazla köpek gösterisi gördük ama o yürüyüş olağanüstüydü. Çok tebrik ediyoruz. Bakalım seyircimizin yüzdesi neymiş? Evet, %84 aldınız. Bakalım ilk ona girebilecek misiniz? Tebrik ediyoruz. Alkışlar da teşekkür ederim. Olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bazı hareketleri sizler için özel olarak hazırladık diyebilirim. Yenge esir almışlar diyorum abi. Esir mi nerede? Balıkesir'de. İşte bu skeci hazırlamak için çok emek harcadık. Parklarda, bahçelerde geceli gündüzlü buluştuk. Çünkü ev ortamında çok gürültülü oluyor. Komşular şikayet ediyor. Bu el atma onu, önümüzdeki el atarsın. Dön! 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 Ay kız ben mağazada bir eşek gördüm yıkılıyor. Lan nereye şeytan oydun? Satacağım! Eşhedü enne. Kavga etmediğimiz komşumuz kalmadı bu şeyden dolayı. Biz de parklarda alıyorduk. Burası bizim için büyük bir fırsat. Bu gece de bu fırsatı değerlendireceğiz. Evet. Balıklar sahneyi salacak inşallah. Balık dökümü sezon finalinde Şükrü kardeş aradığı çekiç balığını bulup kayıp aşkın Nilüfer'ine kavuşabilecek mi? İzliyoruz. Ya arkadaşım ne zaman görsem yerdesiniz ya. Sizi ben bir ayakta göremeyeceğim ya. Bir de şunun yatışına bak yan yan. Ya ne yapayım Şükrü kardeş, battı balık yan gider ya. Hem şu yenge yüzünden bize etmediğini bırakmadı. Şuna bak delik deşik olduk. Sünger baba döndüm. Kevgire döndüm ya. Bırak tabii huzur içinde yatalım Şükrü kardeş ya. Ya yengenizi bulmam lazım. Bana yardım et. Ya Şükrü kardeş benden sakın yardım bekleme. Yenge yüzünden bizi deniz atı gibi koşuşturup durdun. Bundan sonra ben Kılıç Kemal değil Ahtapot Kemal'im. Hayata 4 kolla hatta 8 kolla sarılacağım.
Bay bay. Ya arkadaşım ya yapmayın böyle ya. Ya bana kim yardım edecek? Ha profesör ya ben de tam sana geliyordum. Ya paralel evren yaratacağım diye bizi düşürdün şu hale bak ya. Ya Şükrü kardeş önceden dertli tasalı insandın. Şimdi balık oldun en fazla derdin 6 saniye sürüyor. Ama sen şu Nilüfer'i niye unutamadın hala ya? Ya senin yüzünden en yakın arkadaşım Kalkan Mirza'yı, Kılıç Kemal'i kaybettim ve yengen hala kayıp. Ben de tam senin problemine çare olacak bir icat üzerinde çalışıyordum. İcat mı? Neyin üzerinde? Bunun üzerinde bu Interlations Transport Relations Press for Night. Yani? Işınlayıcı. Ya madem bu kadar kısa ne diye uzatıyorsun Press'in for Night? Ya benim İngilizcem yok diyorum. Ya bir şey diyeceğim ben ışınlar da yengenin yanına gideyim. Işınlanma ama tek parça halinde dönemeyebilirsin. Neden? Öyle. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Benim mahalleden bir arkadaş var. Onu ışınlayalım. Pırlanta gibi çocuk. Mahallede Dürüst Ömer diyorlar. Dürüst Ömer mi? Sanki tanır gibiyim. Yok canım. Nereden tanıyacağım? Mahalleden arkadaş. Onu ışınlayalım. Ya sen onu boş ver. Ben seni tek parça halinde ışınlayacağım. Ben seni ışınlayalım. Tamam. O zaman ben geliyorum tamam. Hemen ışınla. Ya vallahi. Şunu da şuraya taktık mı? Benim şu yardımcı robot nerede ya? Hey Sırı. Ulan bu isim de çok mu çakma oldu ya? Aa çatladım be profesör. Sabahtan beri fıt başımın etini yedim be ya. Ulan senin şivene ne oldu? Aa kendime yeni güncelleme yükledim be ya. Trakyos 9.8 sabahtan beri yardır 9.8 yardır 9.8. Ulan sıradan bir mutfak blenderında bile senden daha çok işlevi var ya. Aa deme öyle be profesör. En iyi robot dediğin benim gibi her şeyi blender. Bir de kendine kelime şakası eklemiş ya. Aa hadi profesör. Aa bak şuraya emanetini koydum ben gidiyorum. Aa hadi görüşürüz profesör. Bu akşam Balık Levent konseri var ona gelmeyi unutma. Çık ya çık. Evet beklediğim son parça geldi. Patates. Geldim profesör hadi ışınla beni. Yıllık izne mi çıktın? Maldivleri tatile mi gidiyorsun? Ne hal bu? Ya ne bileyim ışınlanma falan dedim güzel yere denk geliriz diye düşünüyorum. Ya belki tehlikeli yerlere ışınlanacağız ya bırak şunları ya. Ya tamam beni yengenin yanına ışınla da o yeter ya. Ya tak şunu kafana. Bunu kafaya takıyorum. Kolundaki saatle de zaman ayarlıyorsun. Bu ışınlanma çubuğunu da al. Bununla ya, ışınlanacaksın. Arkadaşım kafada patatesle ışınlanma mı olur ya? Ya sen ışınlan. Ya vallahi. Ya Nülüfer'i bulacağım inşallah. Ya. Ya ışınlandın mı? Ya Nülüfer nerede? Sen de kimsin? Ya sen kimsin? Ben Ferhat. Ferhat mı? He. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapacağım? Dağları deliyorum. He sen belediyede çalışıyorsun. Belediye? Ya boş ver. Sen ne için deliyorsun da? Ne için olacak? Tabii ki Şirin'e olan aşkımdan der. Ya bir şey diyeceğim. Sen kaç yıldır deliyorsun burayı? Yaklaşık 12 yıldır deliyorum. Ya, bizim orada da böyle bir inşaat var. Bitmedi gitti ha. Sen beni amma yoladın. Daha delecek çok dağım var. Ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Dağlar dağlar. Ya dur nereye gidiyorsun? Kurban olam. Yol ver geçer. Allah sevdiğimi. Ya Şirin. Allah'ım bu profesör manyak ya. Ya bu sefer kesin ışınlanacağım. Kesin. Ya ışınlandın mı? Ya neredeyim? Ya siz kimsiniz? Lan ben Jack. Ben de Rose. Ya ben neredeyim? Titanic. Titanic. Ya ben bu filmi izledim. Ya ben size bayılıyorum ya. Ya bu o filmde gemiyi batıran Rose bu mu? Geminin batması ne alaka? Ya sizin haberiniz yok. Bu gemi batacak. Ya batmaz ya bu gemi batar mı? Ya ha batacak. Ya batmaz git şuradan. Şom ağızlı konuşup duruyor batıracak gemiyi. Buzdağına çarpacağız. Ya Allah. Şu hareketlere bak. Sizi gidip batan geminin malları. Aşkım resmini çizeceğim diye getirdin beni buraya. Ben burada üşüdüm. E don atlet gelir. Sen üşürsün tabii. Git çık çık şuradan. Bana yumruk atma yürü. Ya vallahım ya. Ya Nilüfer'i bulacağım dedim. Nereye ışınlandım? Ya Allah'ım ya Rabbim. Bu sefer Nilüfer'i bulacağım. Kesin bulacağım. Ya hep ışınlanamıyorum. Çekici balık. Ya çekici balık. Bunların hepsi senin için oynamış olduğumuz bir oyundu. Sen bunu çoktan hak ettin Şükrü kardeş. Kalkan Mirza Allah'ım ya Rabbim neler yaşıyoruz. Ya buramıza kadar geldi Şükrü kardeş. Bir de benim boyum kısa burama çok çabuk geliyor. Hem sen şu tipine bir baksana. Bu tiple senden hangi balık hoşlanır be? Sen en büyük hatayı dünyaya yılan balığı olarak gelmekte yaptın. Hem geçen seni Deniz'in kızıyla sarmaş dolaş görmüşler. Deniz'in anası görürse seni gebertecek Şükrü kardeş. Sakın gözüne gözükme. E ben ne yapayım? Denize düşen yılana salır. Benim suçum ne? Oğlum sen tatlı su balığısın lan. Senden hiçbir şey olmaz lan. Sen tuzlu göl çocuğusun diye tabii işin kolay. Ya bir şey soracağım. Hepiniz buradaysanız Nilüfer nerede? Kemal göster abine Nilüfer'ini. Ya vallahi. Ya Nilüfer'ini... Ya Nilüfer'i ne hale getirmiş? Ya Nilüfer'i ne hale getirmiş vicdansızlar? Ya şuna bak bir pul bir kemik kalmış bu. Şükrü kardeş bu bittiniz. Sefer gerçekten hak ettik sapla. Sen Kalkan Mirza. Ulan tipe bak. Şükrü. Çekici balık bitti. Dur. Değer miydi Şükrü Nilüfer için bu kadar balığın canını kıydı? Bence ölmediler. Ya arkadaşlar kalkın desem.
kalkacak gibiler. Hem bunlar bir sonraki skeçte dirilirler. Ben eminim. Bu son düşünürüm. Son, son. Evet, sevgili misafirler, Three Direction'ın performansını beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Ne haber arkadaşlar? İyi misiniz? Nasıl, keyifler yerinde mi? Balıklıyız. Biraz kötü kokuyor daha buralar. Balığı evet, erken almışız. Balığı sabah 8'de aldık artık abi. Bu kadar heyecanlıyız abi. 3 senenin sonunda artık finale kaldık ilk defa bu kadar şey. Nilüfer çürüdü. Evet, heyecanınız belli oldu biraz. Final gösterisi biraz böyle text mi desem, sizin heyecanınız mı, bazı şakalar böyle duyulmadı. Ya bir duyulmadı. De sürekli kostüm değiştir falan. Kostüm değiştir, böyle bir ince bir aksamalar oldu. Ama aslında ben şakalar iyiydi ya, iyiydi. Şakalar iyi gibiydi de. Şakalar iyiydi. Biraz heyecandan abi, mesela senin söylediğin 2-3 şaka böyle anlaşılmadı bile diyebilirim sana. Buraya geçmedi. Yani heyecandan böyle bir kaynadı araya. Ama sizin enerjiniz çok güzel. Finaldesiniz, bunu kutlayın. Buradan sonra inşallah ilk ona kalırsınız ama inşallah siz bu işi profesyonel olarak da ileride yapacaksınız, ben inanıyorum. Bizim de ümidimiz o yönde abi, yani ben bu işe gönül verdiğimi düşünüyorum, hani artık çocukluktan beri bu işle uğraşıyoruz, umarım sektörde kendimize bir alan bulabiliriz. Bulursunuz. Bu sahnede benim gördüğüm en iyi skeç grubu sizdiniz. Teşekkür ederiz. Bütün bir sezon boyunca. Yani bu sene 3 adamda da biz 3 adam sahne diye bir bölüm yapacağız. Orada da böyle güzel skeç gruplarını, güzel Türkiye'nin mizah yapan arkadaşları orada ağırlayacağız. Size de orada yer veririz. Bu yarışma sizin için geldiğiniz güzel bir nokta olsun. İnşallah başarılı da olursunuz. İnşallah. Var mı bakalım seyircinin yüzdesi kaçmış? Gelsin. Yani kafanıza takmayın. Dediğim gibi anlaşılmadı, heyecandan bir sürü şeyler olabilir. Siz bu işte gerçekten ileride ekmek yiyecek kadar yeteneklisiniz. Alkışlar Three Direction grubuna gelsin. İyi akşamlar. Bu kadar zor hareketi bu kadar kusursuz yapmanız finalde, helal olsun arkadaşlar. Aa, adamın midesi yok, yemek yemiyor. Evet, yok. Tamam, kalp doğru yerde. Bir dakika oğlum, sadece mide nerede lan? Ova! Thank you.
Evet sevgili izleyenler, Akdeniz Circus Team'in gösterisini beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Gerçekten de finale yakışan bir gösteriydi. Hem heyecanı, hem hareketlerin şıklığı, estetiği. İyi ki bitti gösteri vallahi. Gerçekten. Ben buradan... Şu çocukları oradan arıyor, savurdular. Hop, oradan atıyor. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ayaklarından tutuyor ya, mesela havaya kaldırdıktan sonra ikinci kişinin üzerinde duruyor, onu mesela dün öğrendi daha, yani yeniydi. Biraz riskli. Siz Alanya'dan geliyorsunuz değil mi? Evet, Antalya, Alanya'dan geliyor. Türkiye'den geliyor yani buradaki kişiler. Aynen öyle, Türkiye'de ha. Kendileri şu an turizm bölgesinde çalışıyorlar, yani bu gösterileri orada yapıyorlar. Ne güzel. Ama yani... Gerçekten de bazı hareketleri sizler için özel olarak hazırladık diyebilirim yani. Mükemmel, mükemmel. Tam arkadaşlar nereli orijin olarak? Şimdi köken nereli yani? Sarı giyen arkadaşları hani belli olsun diye Etiyopyalı o arkadaşlar. Etiyopyalı. Evet, Etiyopyalı. Etiyopyalı. Bu arkadaşlar Moğolistan'dan geliyor. Ha. İki bayan. Güzel. Onlar da harikaydı. Onlar Moğolistan'dan geliyor. Bir tane aramızda Tunuslu arkadaşımız var. Süper. Ve bir tane İstanbul. İstanbul'dan geliyor. İstanbul. Wow. Gerçekten Akrobasi adına bu sahnede çok iyi işler yaptınız bu sene.
finali sonuna kadar hak etmiştiniz. Bence ilk onu da hak ediyorsunuz. İnşallah çıkarsınız. Bakalım seyircimizin yüzdesi kaçmış? Alkışlarımızla bakıyoruz. Gerçekten Akrobasi adına bu sahnede çok iyi işler yaptınız bu sene. Finali sonuna kadar hak etmiştiniz. Bence ilk onu da hak ediyorsunuz. İnşallah çıkarsınız. Bakalım seyircimizin yüzdesi kaçmış? Alkışlarımızla bakıyoruz. Arkadaşlar ilk ondasınız. SMS'e çıkacaksınız büyük ihtimal. Alkışlarla sizi arkaya alıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler. Buradan da bir selam yollayabilir miyim? Benim oğlum ve eşim Tataristanlı da kendileri. Buradan izliyorlar, yani izleyecekler daha doğrusu. Onlara çok kocaman öpücükler gönderiyorum ve selamlar gönderiyorum. Ve aileme de buradan sevdiğimizi ve herkese teşekkür ediyoruz. Ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgiler. Son derece uyumlu, şaşırtacak kadar uyumlu. Mükemmel bir gece yarıştık. Onlar bizimle, yani yetenek sınıf finalinde vay be bu çocuklar başardı veya çok iyiler demesi bile bizim için gurur verici bir şey. Siz kopmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Vallahi ya bu ne böyle ya, inanılmaz. Teşekkür ederiz. Thank you.
Arkadaşlar, Extreme Stars'ın gösterisini beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Vay vay vay. Evet Seda. Of, bitti ya şu, ben rahatladım şu anda. Ay, içimden böyle bir şey kayıp gitti. Heyecanlandın değil mi? Çok heyecanlandım yahu, bir de çok yakınlar. Ali abi ne diyorsun? Vallahi hatasız şey yaptılar gibi geliyor. Bir bisiklet galiba şuraya bir biraz gereksiz. Biraz sıkıntılı indim. Üzerine de yer gelince biraz çapraz. Böyle çıktım yani. Ama olsun, çok ya. Güzeldi. Her şey çok güzeldi de ben hani
Laf ola söyledim işte onu. Ama o yaptığın hareketi daha önce yapmadın değil mi sen? Yani iki kere çevirme bu kadar dar alanda, yani bu kadar zor hareketi bu kadar kusursuz yapmanız finalde, helal olsun arkadaşlar. Çok tebrik ediyorum. Evet, Extreme Stars'ın bakalım seyirci yüzdesi kaçmış? İlk ona girebilmişler mi? Arkadaşlar, çok teşekkürler. Birinciliğe yerleştiniz. Extreme Star büyük ihtimal SMS oylamasına kalacaksınız. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla arkaya. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi O Ses Türkiye programı yeni sezonuyla 2 Ekim pazar akşamı sevenleriyle TV8 ekranlarında buluşuyor. Aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümünde sanat güneşimiz Zeki Müren'i 2 Ekim pazar akşamı O Ses Türkiye sahnesinde özel sesler ve müzik ziyafetiyle anacağız. Evet, bence bu çok ilginç bir şey. Bizim biliyorsun bir yarışmacımız var, Eren Göçmen. Tamamen Zeki Müren üzerine sesini, giysilerini, hareketlerini kurmuş. O şekilde girmişti. Keşke o da oraya katılsa. Neden olmasın? O Ses Türkiye'nin bu anma gecesinde inşallah kardeşimizi de görürüz. Güzel bir tavsiyeydi Ali abi. Hazırsak sıradaki performansımıza alkışlarla geçelim bakalım. Derd olmaz.
kaçarsan kovalarım, sonunda yakalarım. Yakışık mı adamım? Anladın sen onu. Evet sevgili misafirler, Grup Kaşık Junior'ın ilk 10'a girmesini istiyorsanız 1'e, istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz. Ali abicim, nasıl buldunuz Grup Kaşık'ın final performansını? Ben çok çok iyi buldum. Son derece uyumlu, hatta şaşırtacak kadar uyumlu. Demek ki çok çalışma var arkasında diye düşünüyorum. Yaptıkları şeyden zevk alıyorlar. O da çok hoşuma gitti. Fakat bu komedi dans üçlüsü esprisindeki bu müzik değişiminin esprisi nedir onu anlamadım. Yani o hafif bir eğlence mi getiriyor bu işe diye onu çok çok iyi anlamadım ama. Şöyle bir durum var. Sonuçta sergilemiş olduğumuz oyun bir yöresel oyundu. Kaşık oyunu. Hani biz yeni nesillere ve gençliğe bunu tekrar hatırlatabilme ve sevdirebilme adına anladım. Olaya bir şov katma çok iyi yapmışsınız. İmkanımız vardı. Ona da mimikleri ve o şovu kat. Ben çok beğendim. Buyurun. Seda? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum çünkü salon, biz hepimiz coştuk. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Çok güzel bir gösteriydi. Ben de bayılıyorum. Zaten artık bir marka oldunuz. Hocam size tebrik ediyorum. Her sene de yeni, genç, yeni arkadaşlar görüyoruz. Şahane bir yere doğru da gidiyor bu iş. Tebrik ediyoruz. Bakalım seyircimiz bu final performansı ile ilgili nasıl bir puan vermiş Grup Kaşık Junior'a? Evet. Bekliyorsunuz. Alkışlarla içeri uğurluyoruz. Muhteşem bir gösteri. Yani bu kadar güzel olabilir. Sadece kadın oldukları için, canlarından oldukları için bu yıl 8 Mart'ı göremeyen kadınlar var. Ne yazık ki çok da kutlaması bir 8 Mart. Söylesene insan ol.
oldu ne zamandır böyleyiz utan. Bir kadına vuracak kadar cahiliz. Kadına vurmak erkeklikse erkek değilim. Yürekleri şiddeti açıklarsa alabalıkta bomba. Tenhada tecavüz ne ara? Bu kadar hayvanlaşsa insan olur. Kusura bakmayın ama insanlık yok oluyor. Cephenizde görüyorsanız kadınlara şiddeti, sessiz kalmayın sakın, arayın adaleti. Çığlıklar doğarken kentin sokakların ateşinden koşan konuşmuş. Tonlarca canını sevdiriyor. Gelecekten kaldırırım ben. Ne olur artık bırakın artık geçmeyin yarayı. Dökülmesin artık mahvemin ona. Nice yaralarım derman ilacı. Onlar her zaman başım tacı. Bağışların sesi canının böylesi. Belki verirsen nefesini olur bir bu zulme. Ben burada söylüyorum sanki beni dinliyor mu bildiğini okuyor. Fakat töreyi dinliyor 14 yaşındaki kızını. Evlendirir 40 yaşında adamla. Bakar başlık parasına. Bak kardeşim kadın mal değil. Satamazsın bir de çocuk yaşlaşsa sen bunu yapamazsın. Dinle beni kızın evi okuldur. Okut onu. Gerekirse yemeyeceksin içmeyeceksin. Okut onu. Arkasında dur ki korkmasın. Okut onu ve her zaman koru onu. İnsanlar canleşti. Çığlıklar dolarken kenti, sokakların ateşinden koşan kanıtsamış. Tonlarca canım sana demiyor. Gelecekten kaygılarım var. Ne olur artık bırakın artık geçmeyin yarayı. Dökülmesin artık mazlumun kanı. Nice yaraların derman ilacı. Onlar her zaman başım tacı. Barışların sesi, canının böylesi. Belki verirsen nefesini olur bir bu zulme dur desin. Aslan ve Hanedan Doğan'ın performansını beğendiyseniz 1'e, beğenmediyseniz 2'ye basıyorsunuz. Evet arkadaşlar, verdiğiniz mesaja katılmamak tabii ki mümkün değil. Kadına şiddete son, şiddetin her türlüsüne son. Bunun için sizi çok tebrik ediyoruz böyle mesajla burada olduğunuz için. Tabii ki %100 bu mesaj fikrinde hepimiz hemfikiriz. Burada oynanacak şey bunun nasıl sahne şovuna döküldüğü, şarkıya döküldüğü. Onu önceden belirtmekte fayda var. Ali abi nasıl buldunuz performansı? İşte ona bakmak lazım. Yani içeriği bir kenara bırakarak nasıl bir yetenek olarak nasıl bir değerlendirme yapacağız diye düşündüğümüz zaman sanıyorum her zamanki performansınızdasınız değil mi? Yani yanılmıyorum. Bu sefer içerik bu şekilde seçilmiş ama sonuçta tane tane söylüyorlar. Sedacığım bir şey söylemek ister misin? Ben de böyle önemli bir konuya değindiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve oylama gelmiş galiba. Bakalım sonuçta. Evet bakalım yüzdesi kaçmış. Arkadaşlar içeride konlamayı bekliyorsunuz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hadi.
alp darbukaları. Her seferinde beni gördüğünüzde vurarak tatmin olabilirsiniz. Tam ağzıma layık. Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba, dem baba.
yakala, ilk ona girsin istiyorsanız 1'e, istemiyorsanız 2'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi müthiş buldum ben ya, çok beğendim. Çok yani uzunca bir süre vardı çalışmak için önünüzde, çok iyi değerlendirmişsiniz, çok özen göstermişsiniz, çok keyifli, şahane bir gösteri çıkmış ortaya. Hem arkadaşlarım hem de sizi çok tebrik ediyorum. Vallahi helal. Çok teşekkürler Eser Bey. Ali abi. Vallahi ben 1'e basıyorum. Diyorsun ya 1'e basın 2'ye basın, ben 1'e basıyorum. Bence muhteşem bir gösteri. Yani bu kadar güzel olabilir. Çok teşekkürler. Elinize sağlık, hayır, ayaklarınıza sağlık, aklınıza sağlık, çalışmanıza sağlık. Artık ne diyeyim? Çok güzel. Mükemmel. Seda. Eksik hiçbir şey görmedim ben. Ali abiye katılıyorum, sana da katılıyorum. Sahnenin her köşesini de değerlendirdiniz. O yüzden de ayrıca sizi tebrik ederim. Süper bir gösteriydi vallahi. Elinize sağlık. Bakalım hayatın ritmini yakala. Yüzde kaç aldı seyircimizden? İnşallah finalde son 10'a kalacaksınız gibi duruyor. Bak, bak şunun heyecanına bak. Seyircimizin... Bak soldan 5.'ye bak. Aa, kıyamam sana. Ya. Çok tebrik ediyoruz. İçeride bekliyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir beklemeye basınız. Çabuk çabuk çabuk. Ne aferin kızlar. Ne aferin kızlar. Aferin aslan. Hocam arada kaynadı. Bak nasıl çok iyi. Tebrikler, tebrikler. Çok güzel puan, çok güzel. Hay, sen kafanda o davul çalan değil miydin? Gel buraya, seninle konuşmam lazım. Sallayacağım. Bir tane kart. Karaoke. Evet sevgili seyirciler, stüdyodaki seyircilerimizin oylaması ile ilk 11 yarışmacı belli oldu. Bundan sonra sizlerin SMS'leriyle Yeteneksizsiniz Türkiye'nin bu yılki şampiyonu belli olacak. Desteklediğiniz yarışmacıya oy yollayarak şampiyon olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi büyük finale kalan ilk 11 performansı kısa kısa izleyeceksiniz. İlk performansıyla başlıyoruz. İlk performans Extreme Stars. Evet, Extreme Stars için Extreme yazıp 18.90'a oylarınızı yollayabilirsiniz. Şimdi sıradaki performans hayatın ritmini yakaladan geliyor.
Hayatın ritmini yakala için ritim yazıp 18.90'a oyunuzu yollayabilirsiniz. Şimdi sırada Akdeniz Sirküs Team var. Akdeniz Sirküs Team için Sirküs yazıp 18.90'a oylarınızı yollayabilirsiniz. Şimdi sıradaki performans Murat Ali Tuna ve Mali'den geliyor. Gelin. Gelin. Bak Mali, gelin. Gel. Yavaş. Bravo. Murat Ali Tuna ve Mali için Murat yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi sırada Stüdyo 21 var. Buyurun izleyelim. İçin stüdyo yazıp 18.90'a oyunuzu gönderebilirsiniz. Sıradaki performans Grup Kaşıkstan geliyor. Kaşık için Kaşık yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Şimdiki performans Dilay'a ait. Eğer için Fever yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Hadi şimdi Cool Kids'i izliyoruz. La 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 la
Kids için cool yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği'nin performansını izliyoruz. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği için Kafkas yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi sırada Abdurrahman Said'in performansı var. Sizin kartını bakayım bir saniye. Senin seçtiğin kartı maça 7. Değil mi? Kart? Evet. Maça 7. Doğru mu? Maça 7. Kolunda çizdi vallahi çocuk. Ama... Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir tane kart değil. Bu bir deste. Şöyle yaparım. Bu bir deste. Şimdi sizin kartı çizmeyeceğim. Bak nasıl ne yapacağım. Bu desteye tutarım. Biraz sallayacağım. Bir tane kart çıkacak. O ne? Bu kart karo 2. Sizin kartı değil mi? Abdurrahman Said için Abdurrahman yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Hatay Abdullayev'in performansını izliyoruz. Hatay Abdullayev için Hatay yazıp 18.90'a mesaj gönderebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, yeteneksizsiniz Türkiye 2016 finaline hoş geldiniz. Çok yoğun bir sezonun arkasından yüzlerce yarışmacı içerisinden artık finalistlerimiz belli oldu. Tam 11 kişi arkada heyecanla sonucu bekliyorlar biliyorsunuz. Sizlerin attığı SMS'lerle belli olacak sevgili izleyenler. Şampiyonumuz, yeteneksizsiniz Türkiye 2016 şampiyonu. Şimdi Alp Kırşan kuliste yarışmacılarımızın yanında, 11 finalistimizin yanında yaklaşık 50 kişi yapıyorlar. Alp Kırşan beni duyuyor musun? Merhaba. Herkese merhabalar, kulisten herkese merhabalar. Burada İcan Doruk'ta. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler. Artık yüzlük finaline geldik, işin finaline geldik. Bu gördüğünüz arkadaşlardan, gruplardan, yarışmacılardan bir kişi haliyle bugün şampiyon olacak, Türkiye'nin en yeteneklisi olacak. Buradan ressam arkadaşımızdan, Dans Ediyor Kaşık grubu, Beatbox'ta uçanlar var, sihirbazlar, danslar buradan geldik efendim. Hatta mutlaka olmazsa olmazımız köpeğimiz de var bu sezon, iyi bildiğiniz üzere. Oldukça yetenekli ve bizi de şok etmişti burada. Neydi adı?
Mali, unuttuğum isim Mali. Biz hazırız, biz finale hazırız. Peki Alp, şu an böyle orada büyük bir heyecan vardır. Böyle yarışmacılarla bir nabız yoklasan. Hemen. Ne hissediyorlar, nedir durumlar? Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Provalarda 19 dedin şimdi, 13. Prova yaptık sayın seyirciler, 19. Değil mi? Öyle demedin mi sen? Hayır, 13 yaşındayım dedim. 13 evet. Yaşında mıymış? Çok güzel. Peki şampiyon adayı olarak görüyor mu kendini? Ne hissediyor? Grup olarak? Evet, biz birinci olmak istiyoruz. Sen davulla çıkıp hani ağzına davulu tutup dönüyordun yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hayır diyecek diye çok korktum. Peki bu tarafa geçelim. Siz de İnegöl'den geliyordunuz. Gene iddialı ekiplerden, bu dansı güzel icra eden ekiplerden keyif aldığımız bir ekip. Sizde de var mı? Sen de benim hayranımdın galiba, öyle bir şey mi? Yalan mı yoksa? Evet. Doğru mu yalan mı? Doğru. Ha, isim neydi? Melih. Melih, heyecan var mı? Evet. İddialı mısın kardeşim? Evet. Yani birinci olursak sapıtırım diyor musun burada sahnede? Azıcık. Sapıtırım derken? Dedi. Yani, dedi abi ben, evet. Durum böyle, heyecan dorukta. İstediğiniz zaman tekrar bağlanabilirsiniz. Ben size buradan yardımcı olacağım efendim. Tebrik ediyoruz. Alp Kırşan'a da bütün sezon yarışmacıların yanında o cefakar duruşu, vefakar hareketleri, yakışıklı tarzı, papyonu, ayakkabısı... Artık baba da oldu. Tam bir baba tavrıyla Alp Kırşan'a büyük bir sezon alkışı gelsin buradan. Helal olsun kardeşim. Teşekkür ediyoruz Alp Kırşan. Evet, burada da bir sezon boyunca jüride sevgili abimiz Ali Taran, Seda Bakan tüm güzelliğiyle bir sezonu geride bıraktık efendim. İlk önce Ali abimize sözü vereyim. Ali abicim, nasıl bir sezon oldu? Vallahi sezon iyi oldu da bu 11 kişi içinden kim kazanacak merak ediyorum ama bir fikrim de yok doğrusunu istersen. Bir fikrin yani, yok. Bir fikrim yok. Favorin yok Ali abi. Yani favorim yok. Yani birbirlerine çok yakın görüyorum hepsini. Hı. O anlamda favorim yok. Ama merak ediyorum çok. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Seda, sen neler hissediyorsun? Nasıl bir sezon geçti senin için? Benim için çok heyecanlı bir sezon oldu. Öncelikle ilk defa Yeteneksizsiniz'de jüri üyeliği yaptım, sizinle tanıştım, çok güzel insanlar tanıdım, uzun soluklu oldu, heyecanlıydı, benim için çok iyi bir deneyim oldu. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum, sizlere, Acun Medya ekibine, Esat'a, Berna'ya, bize yardımcı olan herkese, İsmail'e. Güzeldi, yani çok güzeldi. Benim de kafam çok karışık ama çok heyecanlıyım. En az onlar kadar heyecanlıyım. Ya inşallah çok iyi birisi göğüsleyecek bu şey birinciliği diye düşünüyorum. Evet evet, yani sevgili misafirler, unutmayın sizin SMS'lerinizle belli olacak. Hemen SMS'leri aslında hatırlatalım. Extreme Star şampiyon olsun diyorsanız Extreme yazıp 18.90'a gönderiyorsunuz. Akdeniz Circus Team için Circus yaz, 18.90'a gönder. Hayatın Ritmini Yakala için Ritim yaz, 18.90'a gönder. Murat ve Mali için Murat yaz, 18.90'a gönder. Stüdyo 21 için Stüdyo yaz, 18.90'a gönderiyorsunuz. Grup Kaşık Junior şampiyonu olsun diyorsunuz. Kaşık yazıp 18.90'a gönderiyorsunuz. Fever için Fever yaz, 18.90'a gönderiyorsunuz. Cool Kids için Cool yaz, 18.90'a gönder. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği için Kafkas yaz, 18.90'a gönder. Abdurrahman Sait için Abdurrahman yaz, 18.90'a gönder. Hatay Abdullayev için Hatay yaz, 18.90'a gönder. Evet, şampiyon sizinle belli oluyor sevgili izleyenler. Şimdi bütün bir sezon nasıl geçmiş? Bununla ilgili böyle güzel bir VTR'miz var. Alkışlarla VTR'mizi izliyoruz. Jüriye de bulaştı! Açılırdı mezdeki. Hadi bakalım kızlar oynasın, ortaya doluşun falan. Oh. Ben hep sonuncu olurdum. Seda! Daha giderken bir haller geldi üstüne. Ne okuyorsun? Güvenlik.
Nasıl bir okul bu? Nasıl okul derken? Yani lise ayarında mı üniversite? Lise ayarında. Öyle sert konuşma, kalkarım gelirim oraya. Ne bu? İlk insan mı? Lan daha kötü. Kafayı eğince başka bir yüz oldu. Dur eğ bak kafayı. Eğ bak. Güldür. Ağlat. Bak dilden şaşır. Çak be. Çak. Çak. Ali abi sen de çak. Gentleman. Şu baş parmak ne işe yarıyor beatbox'ta? Hep havada o. Kendimi motive ediyorum orada şu şekil. Ama biraz konuşmanın şey yapmıyor mu o böyle? Görenler bana küçük eser diyor. Bu küçük eserse büyük eseri hiç görmesinler vallahi. Ya, mı sokuyorsun sen bana, ben anlamadım şu an. Böyle bir şey yaptın sonunda. Ben buna bayıldım. Yak tabii. Kulaklar beatbox istiyor. Derslerin nasıl okulda? Fena değil. Yani fena değil derken? Yani güzel. Güzel derken? Çok güzel. Kaç? 100 aldın mı hiç? O kadar değil. 75-80 arası mı? O kadar da değil. Ceyhun sana bir sürprizim var. Derslerin kötü senin, haberin olsun. Alp. Yıllarımı verdim. Çok iyi su uzatıyorum arkadaşlar. Ses bir ki Allah. Gönül. Gönül. Dediler onlar olmaz, hoş durmaz. Abiler bunun çok sesini açmış, herhalde duyamadınız galiba, abiler mahvetmiş. De. O kim abiler? Kim bu abiler ya? Ben harbi kim aynı abiler? Ya. Abiler. Allah Allah. Hiçbir şey götürdük çocuğu direkt. Hiç yere değmeden. İkiz misiniz abi? İkiz. Tek yumurta ikiz. Yani gerçekten de böyle birine bir şey olduğunda diğeri hissediyor falan. Evet. Niye sen yattın da öbürü yatmadı? Birine bıçak girse ona da girmiş olacak ya, bir şey yok. Şimdi Ali'cim 82'den beri göz bağlıyorum. Hazır mısın? Evet. Her yerini, ağzını da kapatmış. Nefes alamıyor adam, nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Oh. Kırkları Lüleburgaz'dan geliyorum. Bravo. Ben Lüleburgaz doğumluyum. Hemşerimi görünce bir anda duygulandım. Ben evet diyorum. Hemşer aleti bir deneyebilir miyim ya? Çok zevkli. Bana bak, seni taşımayabilir. Dikkat et oğlum. Dön Ali Taran. Ali, Ali, Ali. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Boş ver. Niye kimse gülmüyor? Ya gülüyoruz, gülüyoruz. Biz sonra buradan çıkınca gülüyoruz buradan bak. Evet sevgili izleyenler,
Yeteneksizsiniz Türkiye 2016 final gecesindeyiz. Canlı yayındayız. Bu gece canlı yayında sizin oylarınızla yarışmacılarımız şampiyon olan Yeteneksizsiniz Türkiye'nin 2016 yılının şampiyonu belli olacak. Alp, içeride durumlar hala yüksek midir, nedir, kimler vardır? Biraz daha muhabbet edelim. İyiyiz abi, her şey yolunda, devam ediyoruz. Tabii ki de bir başka yarışmacımızla beraberiz. Bu arkada Etiyopya'dan gelen arkadaşlarla beraber. Yüreğimizi ağzımıza getirmişlerdi. Söylemek istediği bir şey var, hemen küçük çok rica etti. Evet, Akdeniz Sirkus ekibi olarak buradan da Manavgat'a ve Manavgat Belediye Başkanı'na da Manavgat'a saygılar. Saygılar ve çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Beni almayacaklar abi dedi Manavgat'a. Gidemiyorum Manavgat'a dedi. Alanya'ya teşekkür ettim. Manavgat'a etmedim. Olmadı abi dedi. Geri yolladılar beni buraya dedi. O yüzden böyle bir şey yaptık. Bisiklet performanslarını, paten performanslarını hatırlarsınız. Müthiş ekipti. Çok başarılılardı. Çok merak ediyorum. Sonuçta neler olacak? Onların da ayaklarına sağlık. Hele bu arkadaşımızı iyi hatırlarsınız. Geçtiğimiz sezonda uçarak seyirciden oraya gitmişti. Hatırlıyor musunuz? O. Evet. 4-5 kere bir daha deneyip hiç yapamayıp düşmüştü değil mi? Bu o. Bu. Ve ama bu sezon hırs yaptı. Tekrar katıldı. Ve şu an finaldesin kardeşim. Ne hissediyorsun gerçekten? Vallahi cümle kuracak durumda değilim yani. Heyecanlıyım tamam, ama. Teşekkür ederiz o zaman. Kurma. Buyur. Şey yani hareketin yaptım ama bir de bana sorun yani. Ya düşmedin. Ayağa kalksana sen. Evet. Aslında böyle. Evet. Televizyonda konuşurken bisiklette oturulmaz bak. Hiç evet. Olmadı. Ya, normalde çok oturamıyorum. Hareketten lastiğe sürtmüş. Ondan oturabildiğim yerde yakalayınca tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz kendisine. Evet siz de izlesen buyurun. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. Ben az önce yarışmacıların SMS'lerini çok hızlı okudum gibi bir eleştiri duydum. Kendime bir eleştiri geldi. Şimdi tane tane okuyorum. Son kez hatırlatıyorum. Sevgili izleyenler, şampiyon sizin oylarınızla belli oluyor. 12 gece 00:00'a kadar, 12'ye kadar SMS'ler açık olacak. Tekrar söylüyorum. Extreme Star şampiyon olsun istiyorsanız Extreme yazıyorsunuz. 18.90'a gönderiyorsunuz. Akdeniz Circus Team şampiyon olsun diyorsanız Circus yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Hayatın ritmini yakala, şampiyon olsun diyorsanız ritim yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Murat ve Mali için Murat yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Stüdyo 21 için stüdyo yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Grup Kaşık Junior şampiyon olsun istiyorsanız Kaşık yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Fever için Fever yaz 18.90'a gönder. Cool Kids şampiyon olsun diyorsanız Cool yazıp 18.90'a gönderiyorsunuz. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği için Kafkas yaz 18.90'a gönder. Abdurrahman Sait için Abdurrahman yazıp 18.90'a yolluyorsunuz. Hatay Abdullayev için Hatay yazıyorsunuz. 18.90'a yolluyorsunuz. Gerçekten de çok da güzel saydım. Evet yavaş yavaş evet, finale doğru gidiyoruz. Artık eleştiri alamaz. Artık bu eleştiri alamam. Alamaz. Gerçekten bu arada bu gece de bu sezon gerçekten hem güzel bir kadınsın hem de çok güzel giyindin. Teşekkür yani ederim. Çok tebrik ediyorum. Canım sağ çok ol. Şıksın çok yine Sedacığım. Işıl ışılsın. Benim final kıyafetlerim için Derya Açıkgöz'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok elinden gelen her şeyi yaptı ve böyle beni güzelce süsledi. Bu arada şey de hemen söyleyeyim. Genelde yeteneksizsinizde beni giydiren bir stylistim vardı final dışında. Ona da teşekkür edeyim. Gökçen Akşehirlioğlu. Evet. Tamam. Ali abi sizi kim giydiriyor? Sizin bir stylistiniz var mıydı? Teşekkür etmeniz istediğiniz biri var mı Ali abi? Yok çok hiç öyle bir şeyim yok. Hiç kendiniz mi giyersiniz kıyafetlerinizi? Kendim giyerim. Yani, sen başkası mı giyiyorsun? Hayır giydim ben kıyafet stylist var mı? Benim de var stylistim. Ali abi yok. Ali abi çok iyi giyiniyor. Yok. Kendi zevki çok iyi olduğu buradan anlaşılıyor. Evet Ali abinin zevki çok iyi diyorsanız 18.90'a Ali... Evet sevgili izleyenler unutmayın sizin oylarınızla Yeteneksizsiniz Türkiye şampiyonu belli olacak. Şimdi herkes böyle SMS'lere asılsın bakalım şampiyon kim? Birazdan belli olacak. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Evet sevgili izleyenler, Yeteneksizsiniz Türkiye finaline tekrar hoş geldiniz. Canlı yayında birazdan oylamalar kapandı biliyorsunuz.
Birazdan Yeteneksizsiniz Türkiye'nin şampiyonu belli olacak. Arkada yarışmacılarımız çok heyecanlı. Burada jüride bizler gerçekten çok heyecanlıyız. Şampiyonu kim olacağını gerçekten de çok merak ediyoruz. Ali abi artık son anlar. Gerçekten çok merak ediyoruz. Bu sene gerçekten evet. Kelimesinin gerçekten çok kullandığımı düşünüyorum gerçekten. Evet. Ama öyle bir şey olur ya abi. Hani böyle yayında nasıl konuşacağını bilemezsin. Hep böyle bir böyle mesela şu anda böyle oldu. Bir kelimeye tutunursun ya. Evet. O gerçekten benim tutmacım abi. Hayatı tutmaç. Senin öyle kelimelerin yok mudur abi? Yok, katiyen yok. Niye benim, sen de hep hayır diyorsun? Hayır ben kendim abi. Giyiniyorum. Tutmacım yok. Onu da söyleyeyim. Seda senin var mı? Böyle zorda kaldığında böyle... Ya böyle... bence çok zor bir şey yapıyorsun. Ben de herhalde senin kadar konuşmak zorunda kalsam bence, bir tutmacım olur. Ama gerçekten sen... bak yine gerçekten dedim. Sen de çok mesela artık burada sunuculukla ilgili tecrüben var. Evet. Oyunculuk yapıyor şimdi çok da güzel dizide oynuyorsun falan. O ayrı oyunculuk tebrik ediyoruz. Ama artık böyle sen böyle sunucu kimliğin de var gibi gelmeye başladı. Ben artık... zaten ilk işe sunuculukla başlamıştım. Hadi be. Evet. Ha ben onu müzik bilmiyordum. Müzik programında sunucuydum. Ha evet. İşte o zaman senin de tutmaç niye tutmaca takıldık aslında. Evet sevgili izleyenler gerçekten de final heyecanından saçma sapan konuşuyorum. Tutmaç ne kelime ne anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok heyecanlıyız. Gerçekten biz şey yarışmacılar yok. Biz bu kadar heyecanlıyız. Yarışmacılar heyecanlı mı? Alp ne yapıyorsunuz? Alp. Vallahi biziz. Heyecanlı mısın? Artık sonucun açıklanması bekleniyor burada heyecan dorukta. Bir birinciyi ismini açıklayalım ve buradan hemen sahneye yollayacağım. Ondan sonra da zaten evet. Şölen başlayacak. Gerçekten de çok güzel bir yarışmacılarımız da heyecanlı içeride. Alp de heyecanlı. Yavaş yavaş ben de sonuçları bekliyorum Alp. Ha. Sonuçlar. Kaldı sonuçları? Sonuçlarımız gelmek üzere. Evet sonuçlarımızın gelmesi. Sonuçlarımız geldi Beşiktaş mi? 20. noteri Rabia Kaban denetiminde. SMS'lerimiz, sonuçlarımız belirlendi. Şimdi geliyor inşallah. Ne zaman geliyor? Sonuçlarımız geldi mi? Hazır mı? Evet, sonuçlarımız geldi. Beşiktaş 20. noteri Rabia Kaban denetiminde. Yeteneksizsiniz Türkiye şampiyonu belli olacak. İsmail getirdi kardeşim İsmail. Hoş, çok teşekkür ederiz. Bu arada sezon boyunca Yeteneksizsiniz Türkiye'nin bütün bu sahne işleri, yarışmacılarla prodüksiyon, çalışma, ekip arkadaşlarımız Acun Medya ekibine büyük bir alkış. Şahane bir şekilde çalıştılar. Helal olsun. Yeteneksizsiniz Türkiye'nin 2016 şampiyonu şu an elimde. Şu çok çok zevkli bir şey. Önce ben öğreneceğim, sonra size söyleyeceğim. Bakalım. Şu ışığa tut bakayım. Işığa. Işıktan böyle durdum. Al dur düzene. Evet. Sevgili izleyenler. Yeteneksizsiniz Türkiye 2016'nın şampiyonu. Belli olacak ben de bakamıyorum şu an. Şampiyonu ve şampiyon olan da 100.000 TL ödül kazanıyor biliyorsunuz. Bakalım bu 100.000'in sahibi ve 2016 şampiyonu kim? Ben bakacağım. Göremedim. Evet. Vay anasını be. Gördün mü? Evet sevgili izleyenler ben biliyorum. Ben biliyorum. Arkada büyük bir heyecan var. Evet. Ali abi, sen bilmiyorsun. Evet, ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Bu çok zevkli bir şey. Hayatımda hep şu anı yakalamak istedim. Sedat, hani, kap şu zarfı. Şu an... Bakabilir miyiz? Biz de bakabilir miyiz? Yok hayır, yok, lütfen. Biz bakmıyoruz. Evet sevgili izleyenler. Yeteneksizsiniz Türkiye'nin 2016 şampiyonunu ben biliyorum. Ben biliyorum ve şimdi bunu sizlerle de paylaşacağım. Beşiktaş 20. noteri Rabia Kaban tarafından tespit edilmiş halk oylaması sonuçlarına göre Yeteneksizsiniz Türkiye 7. sezon şampiyonunu ben biliyorum. Şimdi sizlerle de paylaşacağım. Hazır mısınız? Evet. Kuliste hazır mısınız arkadaşlar? Buradaki seyircilerimiz hazır mı şampiyon için? O zaman artık açıklıyorum.
Beşiktaş 20. noteri Rabia Kaban tarafından tespit edilmiş halk oylama sonuçlarına göre yeteneksizsiniz Türkiye 7. sezon şampiyonu. Çok zevkli Allah'ım, hep bunu istemiştim. Söyleyeceğim, vallahi söyleyeceğim. Abi söyle, bir yerde bitecek ya, söyleyeceğim. Ben biliyorum şu an yeteneksizsiniz Türkiye 7. sezon şampiyonu. Bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. 11 finalist var. Hepiniz aslında birer şampiyonsunuz. Buraya kadar geldiniz, o da büyük başarı. Tebrik ediyoruz hepinizi. Çok heyecanlanmayın. Ben biliyorum sonucu. Şimdi siz de öğreneceksiniz. Sevgili izleyenler, yeteneksizsiniz Türkiye 2016 şampiyonu. Hadi artık söyle. Söylüyorum, şimdi söylüyorum. Şampiyon, hayatın ritmini yakala. İnandınız, bir yola çıktınız. Evet, arkadaşlarla evet. Birlikte onları hayvancılıkla uğraşıyorlar, aileleri evet. Yatılı okuldalar. Siz beraber böyle bir yola çıkalım dediniz ve 2016'nın şampiyonu oldunuz. Tekrar gönülden kutluyoruz. Büyük alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Hocamıza gelsin. Evet, finale kalan bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Önemli olan buraya kadar çıkmaktı. Hocam bir duygularınızı alalım. Benim duygularım aslında şimdi anlatsam ya anlatılmaz. 4 yıl oldu bu gruba başlayalı. Saniyeler dop dolu geçti. Harika. Dediğim gibi kırsal kesimden geldi öğrencilerimiz. Birlikte başardık. Onların da duygularını alabilir miyiz hocam? Tabii yani hemen sen nasıl hissediyorsun? Şampiyon oldun. Şu an çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz en başından beri inandık, planlı programlı çalıştık. Dualarımızla geldik, sevenlerimizle geldik. Her zaman bizim yanımızda oldular, her zaman bize destek çıktılar. Biz de başaramayacağız demedik, illa başaracağız dedik. Buna inandık ve şu an şampiyonum. Çok çok mutluyuz, çok duyguluyuz. Bir en baştaki arkadaşını yorumlayalım. Senin de yorumunu alalım. Ben Nuri Hoca'nın kardeşi olarak onlarla gurur duyuyorum ve bu başarı serüveninin en büyük tanığı benim. Onlarla gurur duyuyorum. Mükemmel. Biz de sizi çok tebrik ediyoruz. Sizinle çok teşekkürler. Tüm Türkiye'ye teşekkürler. Çok sağ olun. Tüm Türkiye'nin desteğiyle buralara geldiniz. Sen söyle bakalım düşüncelerini. Ya arkadaşlarım da dediği gibi buraya çalışarak özgüvenimizi tavan yapmış şekilde geldik. Kazanmak için geldik. Çok çabaladık. Her şeyi elimizden geldiği kadar değil, elimizden geldiğinin daha fazlasını yapmak için geldik. Ve başardık. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'ye. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. Biz de sizleri çok tebrik ediyoruz. 2016 yılının şampiyonu oldunuz. Sen kaldı. Sen de bir şey söyle. Şampiyon oldun. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Hayatımın en mutlu günü. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani. Çok tatlı.
Alkışlar bir daha hayatın ritmini yakalaya gelsin. Evet, bir sezon böyle geçti. Şampiyonumuz hayatın ritmini yakala. Ali Taran abimize çok teşekkür ediyoruz. Bu şahane yıldan dolayı, Seda Bakan'a enerjisinden dolayı şahane bir sezon geçirdik. Şampiyonumuz da şahane bir ekip. Ben de hak ettiklerini düşünüyorum. Ve sevgili izleyenler, son kez bir hayatın ritmini yakalanın performansını izleyelim. Ondan sonra da veda edelim. İyi geceler diliyoruz. Bir dahaki sezonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeteneksizsiniz Türkiye burada sona eriyor. İyi akşamlar.